çağında herkes istiyor ki her işini hızlıca yapsın. Tabii ki vajinismus sorunu olan arkadaşlar da aradıklarında hemen ne kadar sürede çözülür bu sorun, ne kadar hızlı çözülürse o kadar iyi olur telaşıyla arıyorlar. Peki o zaman ne yapmanız lazım? Yani bu sorunu gerçekten hızlıca çözmek istiyorsanız size 5 kural söyleyeceğim. Bu kurallara dikkat ederseniz gerçekten hızlı bir şekilde vajinismus sorununuzdan kurtulmuş olursunuz. Birinci kural, zihninizin gördüğü resmi değiştirin. Yani zihniniz geçmişin bilgileriyle, vajeniniz dar, oraya penisi almak imkansız, bu olay acılı, ağrılı, kanamalı gibi görüntüleri görüyorsa arkadaşlar bedeniniz kasılır. Şimdi diyeceksiniz ki zihnim böyle görüyor, ben ne yapacağım? Kabul, haklısınız, böyle görüyor. Zihninizin gördüğü o resmi görüp diyeceksiniz ki hayır hayır bu gerçek değil. Gerçek ne? Esneyen bir pelvis, esneyen bir vajen. Mesela doğum animasyonları seyredebilirsiniz. Udemy.com'da benim Dr. Ayşe Duman'la vajinismus tedavisi eğitimim var. Onu izleyebilirsiniz. Oradaki görüntüleri zihninize yerleştirin. Emin, her ne görüntü gelirse gelsin, bunu fark edip peşinden gitmeyin. Hayır hayır bu gerçek değil. Gerçek ne? Esneyen bir pelvis. Gerçek ne? Vajen bir çocuğu çıkartacak kadar esneyebilir. Her defasında geçmişin bilgilerinle kavga etmeden, bununla ilgili mücadele etmeden sadece net bir tavır sergileyin. Hayır hayır gerçek bu değil. Gerçek ne? Esneyen vajen. Zihninizin gördüğü resim bu olsun. İkinci kural, kendinizi kısıtlayıcı, geçmişin bilgisinde bedeni tutucu kelimeleri lütfen kullanmayın. Yapamam, edemem, başaramam veya kendinizi ikna etmeye de çalışmayın. Canım herkes yapıyor, ben de yaparım gibi kendinizi ikna edici cümleler de kurmayın. Ya nasıl tavır geliştireceksiniz? Gerçek şu, tüm organlar kendi yaratılış programına uygun fonksiyon görür. Vajenin de yaratılış programında esneme kabiliyeti vardır. Çünkü oradan çocuk doğar ve cinsel ilişkiye girilir. Demek ki şu gerçeklikte kalın. Gerçek, esneyen bir vajen. Üçüncü kural, böyle bir sorun var diye lütfen kendinizi suçlamayın. Çünkü suçluluk duygusu enerjinizi sömürür. Oysa adım atmak için, değişmek için pozitif enerjiye ihtiyacınız var. Suçluluk duygusu tam tersi negatif enerjidir ve sizi adım atmaktan engeller. O zaman suçluluk duygusuna hiç gerek yok. Bir şekilde herhangi bir nedenden dolayı bedeniniz yanlış bir şey öğrenmiş olabilir. Şimdi ne yapacaksınız? Doğruyu öğrenmek için adım atmaya, her gün bir adım atmaya devam edeceksiniz. Suçluluk duygusunu lütfen bırakın. Çünkü bu suç değil, sadece yanlış bilgi. Dördüncü kural, nasıl tedavi olabileceğinizi, hangi tedavi yöntemleri olduğunu, hangi tedavi yönteminin size uyup uymadığını araştırmayın. Buna karar vermeye çalışmayın. Bu gerçekten sizin için ciddi bir vakit kaybı. Siz kiminle tedavi olacağınıza, kimin size rehberlik yapmasına izin vereceğinize karar verin. Ve bu değişim yolculuğunda kimden rehberlik alıyorsanız lütfen onun tedavi yöntemiyle ilgili zihninizi meşgul etmeyin. Hele hele şunu hiç demeyin. Çünkü çokça böyle sorular geliyor. Ben onu yapamam, ben bunu yapamam, ben şunu isterim, ben bunu isterim. Sonuç itibariyle sizin bedeninizi tanıyan, sizin sıkıntılarınızı dinleyen uzman arkadaş muhakkak size özel bir şey söyleyecektir. Söylediklerini yapamıyorsanız yapamadığınızı söyleyin ama yapamam demeyin. Çünkü yapamam, ikinci maddede miydi? Kendinizi kısıtlayıcı cümleler kullanmayacaktınız. Yapamam kelimesi kendinizi kısıtlar. O size verilen, yapılması gereken, öğrenmeniz için gerekli olan adım atmanızı da engeller. Ne yapıyorsunuz? Kiminle yol alacağınıza karar veriyorsunuz ve onun çizdiği yol haritasında ilerliyorsunuz. Beşinci madde, her gün bir adım atın. Attığınız adımın büyüklüğü önemli değil ama muhakkak ufak da olsa her gün bir adım atın. Belki
beden fonksiyonları ile ilgili bir bilgi, gerçek bilgiye ulaşırsınız. Size rehberlik yapan uzmanın söylediği adımları atarsınız. En basitinden zihinsel görüntüleri değiştirirsiniz. Doğru kelimeleri kullanırsınız. Kendinizi suçlamaktan vazgeçersiniz ve bütün kalbinizde şuna iman edin. Bu normal bir fonksiyon. Bütün organların kendi programında çalışması ne kadar kolaylıkla oluyorsa, vajenin cinsel birlikteliğe izin vermesi de o kadar kolay olur. Buna iman ettikten sonra bununla ilgili her gün bir adım atın. Attığınız adım sizi geçmişin negatif inançlarından, geçmişin kurgularından, hayallerinden uzaklaştırsın ve sizi kendinize, gerçeğinize doğru yaklaştırsın. Sevgiyle kalınız.